ekonomik verilerle övünürken hep geçmişle kıyas içindeler. Çok zamlar gördük. Doğalgaza zam geldi. Kuyrukları gördük, her şeyi gördük. Gelebilir. Akşam ağladım geldim eve. Babam dedi rahmetli, ne oldu oğlum dedi. Dedim baba gaz yağı alamadım dedi, canın sağ olsun. Gaz yağı alamadık. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları, bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. Bu yağ kuyrukları nereden neşeti? Yağın ne noksanı çekiliyormuş ki? Biz tok diyoruz, adamlar soğan diyor. Büyüklerime sorarsam hiçbir şey bilmiyorum. Ama hani kendime göre 25 yıldır şahit olduğum şeyleri biliyorum. Onların bize bunu sürekli ısıtıp ısıtıp önümüze sunmaları, hatta bu geçmişteki problemleri hani hayıflanarak yeni problemler yokmuş gibi davranmaları, evet önceden varmış o sorunlar, okey. Yağ kuyrukları varmış, ekmek kuyruğu varmış ama şu an ekmek kavgası var. Şu anda medya sektöründe çalışıyorum. Ne kadar çok çalışırsam çalışayım fakir hissettiriyor beni. Yani şey var, herhangi bir şekilde maaşım katlansa da artsa da bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Geleceğini o kadar artık iyi anladık ve şahit olduk ki sanki zaten hep karnımızın tokluğuyla yaşadığımız, aslında hep fakir olduğumuz kaygıların olduğu bir dönem. Hani eski Türkiye'den örnekler vereceğim. Anneler babalar ev alırmış. Hani maaşlarını biriktirerek. Şu an hani bizim normal bir şartta asgari ücret veya bir tık üzeri de olabilir. Herhangi bir şekilde para biriktirerek ev almamız imkansız. Emekli maaşıyla eskiden geçinebilen insanlar ya da maaşlarıyla ev alabilen insanlar şu an artık bizim masallarda duyduğumuz insanlar gibi kalıyor. Ben 74'te tıp kuyruğuna sana kuyruğuna... 74'te tıp kuyruğu vardı. Babana bir sor bakalım, 89'da banyo yapacak su bulabiliyor muydu? Sigara. Öncekileri görmemize lazım. Biz nelerini çektik. 94'lerden benim gördüklerimi görmüş olsaydınız... Önceden! Motivasyonları da galiba anlattıkça şu anki sorundan uzaklaşmak. Çünkü şu anda da biz geçmişteki yaşananların farklı versiyonlarını yaşıyoruz. Gözümde ben rıhtımda soğan kuyruğuna şahit oldum. Tabii ki insanlar marketten almak yerine, çünkü bütçeleri yetmiyorsa ne yapsın o adam veya kadın, gidiyordu. O kuyruktaki satılan daha düşük bütçeli soğanı alıyordu. Yani ben buna şahidim. Darbeyi gördük, enflasyonu gördük. Aslında felaketi dedikleri şeyi, doğal afeti gördük ama bunun aslında kader midir, değil midirin hepsine şahit olduk. Yolsuzluğu gördük, liyakatsızlığı gördük. Eğitimin nasıl boşaltıldığını, içinin nasıl boşaltıldığını gördük. Evet, geçmişte de vardı. Biz ona yok demiyorsak onlar da şu anda yok dememeli. Ben de bunu gördüm. Şimdi bana dedem diyemez ki sen görmedin. Gördük. Yani önceden randevu sistemleri çok gecikmeli olurmuş. İnsanlar sıraya girermiş, ilaç için beklermiş aylarca, belki de günlerce. Hani teknoloji gelişti. Biz ona entegre olduk ama ondan bir şekilde sıra almaya çalışırken yine bekliyoruz. Yine çok hemen bir anda randevu oluşmuyor. Ya da bir anda bizim ilacımız hemen kapımıza gelmiyor. Büyük bir mucize yok yani. Şu anda sadece teknolojiyle birlikte online'a döndü bu sıra. Gözle görülür bir sıra yok. Evde bekliyoruz yani biz. Yağ kuyrukları, gaz yağ kuyrukları, yokluk kuyruğu icat ettiniz bu ülkede. Ya bunlar bu millete neler çektirdiler. Ah bizim babalarımız, dedelerimiz bunların elinden neler çekti. Ah, ah. Ya. Tamam, ben şu anda ihtiyaçlarımı karşılamak için bir kuyruğa girmiyorum. Doğru, markete gidiyorum, manava gidiyorum ama işte bir kilo bir şey aldığımı hiç hatırlamıyorum. Hani ben genelde birkaç domates, birkaç soğan, birkaç işte ne gerekiyorsa şu kadar gram peynir. Çünkü bütçemi ileride kullanmak zorundayım. Zaten ay sonunu getirmek bir mucize. Tamam, vaatte şey mi var? 10 GB internet mi var? Hani sosyal medyamızda biz arkadaşlarımızı göremiyoruz artık. Yani ben son bir aydır arkadaşlarımı görmüyorum sosyal medyada. Hani sadece siyasetçiler var, haberler var. Siyasetçiler var, haberler var. Kendi kendime hatta şunu söyledim. Ben de tabii ki takip ediyorum onları gündemden haberdar olmak için. Ki onlar genç kitle, yani bizi elde etmeye çalışırken bizi bence yoruyorlar. Ben yoruldum yani onları görmekten, dinlemekten. Kendime şöyle bir söz verdim. Seçimden sonra hepsinde çıkacağım takipten. Görmek istemiyorum hiçbirisini. Hayalim sadece böyle sanat düşüneyim mesela. Güzel sanatlar mezunuyum. Benim felsefe düşüneyim, sanat düşüneyim, bilim düşüneyim. Hani benim merakımı cezbedecek bir konu bulayım ve onu düşüneyim. Ama şu an merakım dışında gündem nedeniyle düşünmek zorunda olduğum konular var. Ve o liste o kadar kabarık ki.
Hani markete gittiğimde ben şu an nasıl sanat düşüneyim ya da herhangi bir şey üretebilmek için, ilham alabilmek için, hayal gücümü kullanmak için hangi etkinliğe katılabileyim? Şu an bunların hepsi benim hayal ettiğim konulardan uzak, gündemin zorunlu konularıyla dolu. Başkasının başına bile gelen kötü şey aslında bizi etkiliyor. Ya da benim başıma gelen şey başkasını etkiliyor. Çünkü görüyoruz, onu görmezden gelemeyiz. Bunlar bizi tabii işte üzüyor, küstürüyor, korkutuyor, umudumuzu bitiriyor. Ama ben şu anda tam aksine umutluyum. Hani herkesin bildiği bir sahne var, hani umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla ölmez. O moddayım. Hani beklentim çok yüksek değil. Büyük hani sorunların bir anda çözülmesi imkansız, büyük enkaz var. Ama bu umutsuz olduğum anlamına gelmez.